Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Daha önceki derslerimizde flütle ilgili çalışmalar yapmıştık. Şimdi ise notalar konusuna geleceğiz. Notaların süre değerlerini öğreneceğiz bugün. İlk olarak birlik nota, süre değeri 4 duruş olan, içi boş ve herhangi bir çubuğu olmayan daire şeklindeki notalar, birlik nota, süre değeri 4 vuruş olan notayı, süre değerini ifade ediyor bize. Yani ne demek bu birlik nota? Bu birlik nota gördüğümüz zaman herhangi bir nota olabilir. Do, re, mi, fa fark etmez. Biz bu notayı 4 vuruş süre boyunca çalmamız gerekiyor. 4 vuruş ne? Vuruş nedir? Vuruşu daha önce sizlere anlatmıştım flüt derslerinde. Ama yine buna değineceğim. Şu anda görsel olarak bunları size nasıl ifade edildi, nasıl nota değerinin nasıl yazıldığını anlatacağım. Birazdan da vuruşa geçeceğim. Ardından bir altındaki yine içi boş, içi karalanmamış bir daire var ama bu dairenin çubuğu var. Bu da ikilik nota. Süre değeri 2 vuruştur. Yani 2 vuruş süre boyunca biz bu notayı çalacağız. Ardından bir altında bu sefer evet çubuklu ama dairenin içi de dolu. Bu notamıza dörtlük nota diyoruz. Bunun da süre değeri 1 vuruştur. Ardından dikkat ederseniz yarı yarıya sürekli düşüyor. Sekizlik nota süre değeri yarım vuruştur. Yani vuruşlar yarı yarıya düşüyor. Birlik nota, ikilik nota, dörtlük nota, sekizlik nota dediğimizde iki katı artıyor gibi ters bir durum var. Ardından 16'lık süre değeri çeyrek vuruş olan notaya baktığımız zaman da bu sefer içi dolu ama iki kancası olan bir nota şeklini görüyoruz. Bu nota da çeyrek vuruştur. Şimdi vuruşlara geçiyorum. İlk olarak birlik nota 4 vuruş. Şimdi bu vuruşları da görüyorsunuz. Ok aşağı iniyor ve yukarı çıkıyor. Aşağı inip yukarı çıkmasıyla bir vuruşu tamamlıyor. Bu hareketi 4 defa tekrarladığı zaman 4 vuruş, toplamda 4 vuruşu tamamlamış oluyor. Yani ben daha önceden de anlatmıştım flüt dersinde, şimdi tekrar anlatıyorum. Diyelim ki elimi masanın biraz yukarısına bir yere getirdim. Elimi aynı nokta gördüğümüz gibi masaya çarptırdığım zaman, yani elimi masanın üzerine çıkardım. Elim masaya çarptırdım. Yani oku aşağı indirdim. Tekrar yukarı kaldırdım. Aynı konuma getirdim. Bu bir vuruş anlamına geliyor. Aynı hareketi bir daha yaptığım zaman aşağı masaya değdirdim. Aynı konuma çıkardım. 2. Aşağı masaya değdirdim. Kaldırdım. 3. Aynı hareketi yapacağım. 4 vuruş. Şimdi bunu bir de çalarak gösterelim. Herhangi bir notaya basacağım şimdi piyanoda ve 4 vuruş sayacağım. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın. Her bir dediğimde elimi masaya indirip kaldırım düşünün. 1, 2, indirdim, kaldırdım 1. İndirdim, kaldırdım 2. Bu şekilde 3 ve 4 devam ediyor. Yani 4 saniye de düşünebiliriz. Yani bunu aklınızda kalıcı olsun diye. Sanki her indirip elimi indirip masaya çarptırıp geri kaldırdığım zaman bir oluyorsa bunu sanki bir saniye içerisinde yaptığımı düşünürsek 1, 2, 3, 4. Yani şöyle tekrarlıyorum. 4 vuruş süre boyunca çaldım ya da söyledim. Daha sonra ikilik nota var. İkilik nota 2 vuruş. Yani burada 4 vuruş değil, 2 vuruş süre boyunca yapacağız. Elimi masaya çarptırıp geri kaldırdığımız zaman bir vuruştu zaten. 1, 2. Şu anda sesli olarak da zaten yaptım. Mesela yine bir tuşa basarak bunu yapıyorum. Mi. Bakın. Mi. 2 vuruş süre boyunca yaptım. 4 vuruştan daha kısa oldu. Mantıken. Daha sonra dörtlük nota bir vuruş.
içi dolu, yani dairenin içi dolu ve çubuklu notayı gördüğüm zaman bir vuruş olduğunu göreceğiz. Daha kısa olacak. Yine mi notasına basarak mi, bu kadar. Ya da elimle masaya vurarak göstereyim. Mi. Elim masaya indirdim, kaldırdım. Bir vuruş tamamladım. Ardından 8'lik nota, yarım vuruş. Burada görselde bir yarım vuruş var. Artı bir yarım vuruş daha var. Sonra iki yarım vuruşu birleştirmiş. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk yarım vuruş gördüğümüz zaman bu şekilde yazılabilir tek kancalı. Sonra yan yana bir yarım vuruş daha gelebilir. Ya da notayı yazarken iki tane yan yana gelen bu 8'lik notayı, yarım vuruş notayı kancalarını birleştirebiliriz. Bu tamamen aynı sürede, yani ikisi de yine yarım yarım. Bazen karşılaşıyoruz, bu farklı bir şey diye algılanıyor. Hayır, farklı değil. Yine iki tane yarım vuruşu birleştirmiş. Tamamen o kancalarını, ben kanca diye ifade ediyorum o çizgiyi, birleştirmiş, şekil olarak yapmış. Şimdi elimi masaya indirip kaldırdığım zaman nasıl bir vuruş oluyorsa, elimi masaya getirmem yarım vuruş olacak. Çünkü elimi masadan kaldırdığım zaman, masaya indirip aynı yere çıkardığım zaman elimle masa arasında zaten bir vuruşu yarıya bölen bir bölüm var. Yani yarıya bölüyorum, masaya değiyorum. Sonra bir yarım daha yapıp elimi çıkardığım zaman bir vuruş oluyordu zaten. Yani sadece bakın, oku aşağı indirmiş yarım. Sonra kaldırmış yarım. Yarım, yarım yapmış. Bir toplamda ikisi topladığımız zaman bir vuruş yapıyor yarım yarım. Yani mesela süre çalımı da daha kısa. Mesela mi, elim masaya dediriyorum. Mi, bitti, kısa. Ardından 16'lık nota, çeyrek vuruş. Burada da 4 tane çeyrek vuruş yazıp 4 tane çeyrek vuruşu da birleştirdim. Bu da çeyrek çeyrek yarım. 2 çeyrek daha eklediğim zaman 4 çeyrek bir tam vuruş yapıyor. Bakın, ok yarımın da yarısı gibi. Aşağı indiğimiz zaman yarımdı. Aşağı kadar da indirmedim. Ne yaptım? Elimle masa arasında da yarım, yani çeyrek indim. İndim. Çeyrek. Bir çeyrek daha indim. Ok bir daha aşağı indi. Yarıma geldim. Ok yukarı çıkmaya başladı. Bir çeyrek. Bir çeyrek daha çıktım. Oklarda gördüğünüz gibi iki aşağı, iki yukarı çıkıyor. Çeyrek çeyrek, yarım çeyrek çeyrek. O da yarım, toplamda tamamen yarım yarım bir vuruşa tekabül ediyor. Bu da çok daha kısa. Yani mesela mi gibi, yani bu kadar kısa sürede çalınacak bir vuruş. Tabii şarkılar içerisinde şarkının hızını belirleyen belirteçler de var. Eğer ki parça yavaş çalınacaksa, bu çeyrek vuruş biraz daha şey yapılabilir. Nasıl desem, daha uzun sürede çalınabilir. Bu sefer 4 vuruş da daha uzun çalınır. O şekilde 4 vuruşu ne kadar hızlı çalarsan 2 vuruş da ona göre hızlanır. Yani vuruşu siz belirlediğiniz zaman ona göre diğer vuruşların da süre değerinde hangi şarkı çalınıyorsa o şarkının hızına göre değişkenlik gösterebilir. Dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.